Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kazan dili yapacağım. Bismillah, hadi şimdi sütle başlayalım. Tam 7 bardak sütümüz çıktı. Sütüm ev sütü. Hazır sütlerde değil. Yarım çay bardağı nişasta. Eliyorum. Bir buçuk bardak su bardağı toz şekeri. Bir bardak da un koyuyorum. Eleyerek koyuyorum. Topak olmasın diye. Bunları ocağa koymadan bir güzel çırpıyorum. Evet arkadaşlar, ocağımı yaktım. Sütümü aldım. Karıştırıyorum. Pişene kadar karıştıracağım. Ev sütü olduğu için sütüm çok yağlı. Maşallah. Tatlımız yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Şimdi tatlımız kaynadı. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Bir kaşık tereyağı katıyorum. Evet arkadaşlar, tatlımızı 5 dakikada böyle kısık ateşte kaynatacağım. Tereyağını kattım. Çok mis gibi kokuyor. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, tatlımız kaynadı. 5 dakika kaynattım. Şimdi altını kapatıyorum. Şimdi testimizi tereyağı ile yağlayacağım. Altını. Evet arkadaşlar, şimdi testimizi karamelize yapıyorum. Şeker tozuyla. Hiçbir tarafta ham kalmayacak. Yanlara da yapıyoruz.
Tespinizi böyle sallayabilirsiniz. Her tarafı alsın. Bunu devamlı çırpıcıyla çırptım. Üstü kaymak tutmasın diye. Evet, şimdi şu an 4-5 kepçe güzelce ben töktüm. Bunu şimdi yayacağız. Bunu şimdi ocağa koyacağım böyle. Evet arkadaşlar, şimdi tespimi, ocağımı yaktım. Üstüne koydum. Döndüre döndüre pişiriyorum şu an. Kendini gösteriyor şu an. Testini karamelize yapıyorum. Döndüre döndüre testimiz böyle pişecek. Kazan dilimizi tatlıcı. Karamelize yapıyorum şu an testimi. Sabırla pişecek Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş oluyor. Kazan dibinin altı tutuyor. Karamelize oluyor testi. Evet, şu an testimi, her tarafını kahverengi yapmak çabasındayım. Oldu maşallah. Evet arkadaşlar, testimin her tarafını kahverengi yaptık. Yanık. Yaktık yani güzelce testimizi. Kazan dibi tatlıma devamlı çıktım hepi üstü yüzü kaymak tutmasın diye. Şimdi testim tam istediğim kıvama geldi. Yaktım güzelce.
Evet, şimdi kazan dibi tatlını tenceremle güzel döküyorum. Birkaç kere böyle vurdum. Tespimi getirdim. Şimdi buna dolapta biraz buz yaptım. Soğuk su döküyorum. Tatlımı içine koyuyorum böylesine. Tatlım biraz güzel olsun ki kazan dibim güzel çıksın teslimde. Suya koymamın sebebi öyle. Böyle bir saat beklettireceğim. Sonra çıkarıp 2 saatte buzdolabında dinlendireceğim. Ondan sonra servis yapacağız.